mı gaz? Ceylin. Hemen dosyaya vekaletnameni koy. Görüşmemiz gerek. Ne vekaleti ya? Ne diyorsun sen? Görevi kötüye kullanma, rüşvet alma, suç örgütüne üye olup tarihi eser kaçakçılığına iştirakten gözaltına alınıyor. Ne? Şaka mı bu? Bulgaz sen ne diyorsun abicim ya? Ne rüşveti, ne tarihi eser kaçakçılığı ya? Hem de savcıyı falan gözaltına almak nedir öyle? Ceylin dediğim yap, ellerinde delil varmış, git gör. Hadi. Bu arada ben başsavcı vekiliyim. Yani şu an Turgut Ali'nin yerinde de olabilirdim. Beni gözaltına almaya çalışanlarla aynı pozisyondayım. Yani sadece hakime ifade veririm. Hadi. Sen burada bekle. Ben öğrenip geliyorum. Taraftan bakarsan bakayım hep çok güzelsin. Kötü şaka. Ben çok ciddiyim. Gözlerinden anladığım yukarıda da durumlar en az benim kadar ciddiyim. Utanda imzalı bir belge buldular. Bankaya talimat yazısı. Sen biz... Ailemizin derdini koştururken bize bir oyun kurulmuş. Evde de tarihi eser çıkarsa... Sakın ağlama. Bir damla bile. Ben suçlu değilim. Ardımdan ağlanacak bir şey yapmadım. Hem ikimiz de bunun kimin oyunu olduğunu biliyoruz. Keşke yapmayalım dese. Keşkesi yok Ceylin. Bu bir risk de ailemiz için göze aldık. Asla pişman değilim. Yine olsun, yine yaparım. Yoksa o katili durduramazdık. Bu sefer çok iyi hazırlanmış. Yoksa böyle açıktan oynayamazdı. Ne fark eder Ceylin? Doğrunun karşısında ne durabilir ki? Bak bana. Buradan seni çıkarmamı hatırla. Sesimi kaydettiğin için attığımda nezarethaneye. Bendeki ilk şeyler. Hep kızdığım, yenildiğim, işten içe hayran olduğum inadını hatırla. Mesleğine olan tutkundan, gözü karalığından sana kardeşime emanet ettim. Şimdi de aynı Ceylin'e kendime emanet ediyorum. Sakın kendini bırakma sevgilim. Sen bırakırsan ikimiz de düşeriz. Avukat hanım. Sensizlik çok zor. Yapmayın böyle avukat hanım. Hadi. Seninle mi görüştü başsavcı? Evet. Hiç inanmıyor. Sanki beni hiç tanımıyor. Buldukları deliller yüzünden olabilir. Evde de eser ortaya çıktı yani. Telefonda da sanal cüzdan uygulaması. Daha da kötüsü... senin polisleri çekmenle yeni polislerin gelmesi arasında bir saat var.
o saat aralığında depoyu boşaltıyorlar. Sanki bunu sen ayarlamışsın gibi görünüyor. Bütün deliller de seni gösteriyor. İyi de nasıl olur? Polisler niye geç gitmiş peki? Polisin dediğine göre verdiği talimatla oradan ayrılmış. Diğer polislerin söylediğine göre diğer talimatla da yola çıkmışlar. Yani Beylikdüzü uzak bir yol biliyorsun. Görünürde teknik bir arıza gibi ama yine her şey seni gösteriyor. Yekta ifade verdi mi? Başsavcının odasında. Eren'e hiçbir şeyden haberim yok ayağı çekiyor ama tabii ki yalan dolan. Telefonumu onların evindeyken masaya bıraktım. Ömer bir ara odadan çıktı sonra geri geldi. O arada telefonu alıp yüklemiş olmalı. Eve de Yekta'lar yerleştirmiş olabilir mi? Olası. Seni yatak odasına götürdüğümde Yekta koymuş olabilir. İyi de nasıl olur Ceylin? İnsan evindeki yabancı eşyayı tanımaz mı? Görmez miydik? Evet, aynısını ben de söyledim. Peki bu depodan çıkan eşyaları takip etmişler mi? Başsavcı takip edemedik diyor. Ya da bilmiyorum ki, benden mi saklıyorlar? Bizim bunların oyununu bozmamız için o depodan çıkan eşyaları bulmamız, bulup teslim etmemiz gerek. Bunu kim tezgahlıyorsa hepsini tek tek yakalayıp gerçeği ortaya çıkarmamız gerek. Keşke dışarıda olsun. Olacağım. Asma suratını. Yarın muhtemelen sulh cezaya çıkarım. Tutuklama falan vermez hakim. Sonra da bulup üstümüzdeki bu çamuru kazıya kazıya söküp atacağız. Yarın bakalım. Başsavcı ve o gıcık Bakırköy savcısından ricacı olacağım. Arama emri çıksın diye. Sebep gerekli. Gerçi onların gözünde rüşvet aldığım kesin. Bunu da aklım almıyor ya, neyse. Turgut Ali'nin tavrından bahsediyorsun değil mi? Evet. Hayır, yani objektif davranıyor diyeceğim ama bilmiyorum ki. Çok kolay ikna oldu. Gerçi bir savcı olarak benim de karşıma bu deliller gelse ikna olurdum. Bana pozitif ayrımcılık yapsın da Ömer'i ifadeye çağırsın, bir de arama emri çıkarsın. Alakasız görebilir. Niye? Hayır, hep Yekta'nın yanındaydı zaten. Bir de o kaçan Hilmi Özbağ'ın yanında. Makineyi aldı. E tamam, o niyetle almadım diyebilir ama sonuçta bu bir şüphe yaratabilir. Sen şimdi Yekta'nın bu oyunun bir parçası olmadığını mı düşünüyorsun? Her şeyi Ömer ve Hilmi tezgahladı yani. Yapmayın avukat hanım. Yani Yekta'nın söylediği bu. Ayrıca ben Yekta'yı ilk defa bu kadar tedirgin ve telaşlı görüyorum. O yüzden kendisine inanmayı tercih ediyorum. Seni yanıma almasalardı. İçeri. Farz et ben de savcı değilim. Sen savcısın ve hep savcı olarak kalacaksın. Tamam, ben savcıyım. Da farz et almadı, ne yapardın? Karşıma çıkan ilk insanla tartışır, kendimi nezaret sokardım. Ya pardon. Aklı olan Ceylin Ergun Akay'a bulaşmaz zaten. Hayır, aklı olan sevdiklerimi elimden almaz. Ulkas. Üşüdün mü? Sana bir şey söyleyeceğim. Yani itiraf edeceğim aslında. Endişelenmeli miyim? Bir şey demeden önce sonuna kadar dinle, tamam mı? Gönder gelsin. Dinliyorum. Öncelikle şunu bil. Ben aramızda bir yük, bir sır olsun istemiyorum. Yani bu yükle yaşamak istemiyorum. Net endişelenmeliyim. Özge ilk Kesi'yi öldürdüğünde bana geldi. Yani aslında Pars'a gidiyordu da adliyede karşılaştık. Bak, bir şey söylemeden önce sonuna kadar dinle. Eğer haksızsam
kızarsın, tamam mı? Ya bu çete liderinin oğlu olduğunu öğrenmiş. Çok korkmuştu. Benden yardım istedi. Nasıl bir yardımmış bu? Siz adamı mezarlıkta buldunuz ya. Ben gömdüm Osman'la beraber. Ne yaptın? Biliyorum, farkındayım. Yaptığım şey korkunç. Yani bir delil örttüm. Bunu yapmamam gerekiyordu. Mesleğimden olabilirim. Ama o an en mantıklısı buydu. Yani eğer adam ölse bile çete bunu anlamaz diye düşündüm. Gerçekten bak, o an en mantıklısı buydu. Siz de zor diye buldunuz adamı. Ilgaz, biliyorum yaptığım çok yanlış. Ama Özge çok korkmuştu. O an en mantıklı olan buydu. Ilgaz çok fazla acı yaşandı. Daha fazla acı yaşamayalım diye gerçekten. Biliyorum yaptığım şey çok saçma. Çok kızdın mı? Kızdım tabii. Bu kadar şey yaşadıktan sonra böyle bir hata yapıyor olmana ayrıca inanamıyorum Ceylin. Ama işte aramızda da bir anlaşma vardı ya, hani avukatlık, savcılıkla ilgili ben. Yapma Ceylin. Hataları yapıp yapıp böyle bir şeyin arkasına sığınamazsın. Tamam, haklısın. Haklısın kızmakta, çok haklısın. Çok özür dilerim. En azından artık saklamıyorsun. Yalanını sürdürmüyorsun. Bu da büyük gelişme. Sen kocaman yüreği olan, güzel kalpli, cesur birisin ama bir o kadar da delisin. Affettin mi? Affetmedim. Yarın buradan çıkayım, yeniden konuşacağız. Tamam. Tetikçiyi bulmak için bir inisiyatif kullanmış ve bu inisiyatif sonucunda tetikçiyi ve diğer tüm suç örgütü üyelerini yakalamış ve adalete teslim etmiştir. Bu sırada bu canla başla mücadeleye eklenen karalama kampanyası, ortaya çıkartılan sahte deliller, adaleti yanıltmak ve müvekkilimin itibarını yerle bir etmek için tasarlanmıştır. Müvekkilim iddia edildiği gibi ne rüşvet almış ne de bir kaçakçılık organizasyonunun parçası olmuştur. Hakkındaki tüm suçlamaları reddediyoruz Sayın Hakim. Burada bir cumhuriyet savcısını karalama çalışması var Sayın Hakim. Sizden ricam buna ortak olmamanız. Kendisini siz de yakından tanırsınız. Somut durumda tutukluluk gerektirecek herhangi bir sebep yoktur. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini talep ediyorum. Maalesef avukat hanım. Dosyadaki deliller ışığında ve müvekkilinizin pozisyonundan dolayı kolaylıkla sistem içinde delil karartma riski taşıdığını düşünüyorum. Bu yüzden de tutuklu yargılanmasını uygun görüyorum. Gereği düşünüldü. Yapmayın Sayın Hakim. Yapmayın. Oğlum. Ilgaz. Bir yolunu bulacağım. Merak etme, tamam mı? Hemen delil bulacağım. Seni oradan çıkartacağım. Her gün itiraz dilekçesi yazacağım. Oradan çıkacaksın. Biliyorum. Sen zaten elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Bu sınavı da vereceğiz ve bu son olacak. Son olacak.